Mesela siz tavanda bir delik var. Oradan aya bakıyorsunuz. Tavandaki delikten ay görünüyor. Siz ona bakıyorsunuz. Şimdi ayın görüntüsü oradaki delikten geliyor, senin nazarına geçiyor, değil mi? Senin bakışların da o aya gidiyor, o delikten. Şimdi deliğin etrafı pis olsa aya pislik bulaşır mı? Senin bakışlarına pislik bulaşır mı? Bulaşmaz. Ne zaman bu zarar verir? Sen aya değil de o deliğin etrafındaki pisliklere bakarsan o zaman midende bulanır. Zarar o zaman var. O zaman senin bakışın neresi olacak? Ay olacak. Oradaki pisliği görmezsin bile yani. Ne aya zarar verir, ne sana zarar verir. Oradaki pislik. Hayal de böyledir. Hayale gelen pis şeyler, rin ortasından o kutsal manalar gelip geçer. Ne o kutsal manalara zarar verir, ne de senin kalbine zarar verir. Bırak onları, gelsin geçsin. Ama tutup da o pis şeyleri düşünmeye başlarsan, o kutsal şeyleri düşünmeyi bırakıp da onları düşünmeye, onların üzerinde durmaya başlarsan o zaman zarar edersin. Hassız zarar, zannı zarardır. Bunu zarar zannetmek zarardır.